Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Ben şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane fal kapattım. Siz bunlardan bir tanesini kendiniz için olabilir, eşiniz, çocuklarınız, sevdiğiniz biri için olabilir, biri için niyet edebilirsiniz. Ya da bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla ikisine de bakacağım. Bakalım neler çıkacak tuttuğunuz falda. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı bir şey. Hani birini çok düşünürüz, çok anımsarız, karşımıza çıkar ya da telefonla arar ya bizi o arkadaşımız. Düşündüğümüz kişi ya da onun gibi ya da yolda karşılaşırız. Ya da düşündüğünüz olaylarla ilgili kafanızdaki soru işaretleriyle ilgili bir cevap alırsınız bir şekilde. Bu da bence onunla alakalı. İşte kafanızdaki soru işaretleriyle ilgili bir cevap bulabilecek misiniz? Sizin enerjinizi yansıtan, sizin enerjinizle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben ikisine de sırayla normal herkesin baktığı gibi bakacağım ve özellikle de içini göstereceğim görmeniz için. Onun haricinde şu anda yukarıda görüyor olmanız lazım. Önerilen video diye bir video var. Oraya tıkladığınızda yüzlerce fincan var. Bir sürü videom var. Onların içerisinden de bir tanesini seçebilirsiniz. İşte bu tamamen sizin şansınız, enerjinizle ilgili olabilir. Kafanızdaki soru işaretleri için oradan da bir tane video seçebilirsiniz. Kanalıma abone olmayanlar hala varsa kanalıma abone olursanız sevinirim. Ben şimdi sırayla ikisine de bakayım. Bakalım neler çıkacak falınızda. İlk önce neden başlayayım? Beni bilen, tanıyanlar bilir. Beyazdan normalde başlayacağım ama bugün siyahtan başlayacağım. Bakalım siyah fincanı seçenler için falımıza neler çıkacak? Şöyle bir açalım. Bakın şurada hane kısmına bakınca şurada bir tavşan sanki hızla böyle şu tarafa doğru gidiyor tavşan. Ve tavşanın gittiği yönde bakın bir deve var sanki. Deve de böyle sanki koşuyor bu tarafa geliyor. Yani tavşan şey derler böyle bir çok hızlı bir şey gelişecek hayatınızda. Bir olay olacak. Hani böyle tavşanla hızlı ve hızlıdır ya böyle hikayelerde falan da tavşan kaplumbağa hikayesi vardır. Böyle tavşan hızlı simgeler. Falda da öyle diyorum ben. Bir şey çok hızlı olacak. Ama bakın tavşanın ilerlediği kısmında da bir deve var. Deve de bir kısmettir, nasiptir. Yani bir kısmetinize o kadar hızlı gideceksiniz ki o size doğru gelecek, siz ona doğru gideceksiniz. İşte bu kişiye göre değişir ama iş de olabilir. Bir birliktelik, bir aşk, bir çok hızlı bir şeyiniz gerçekleşecek. Yani o bir kısmet ama yani deveye doğru koşan ve devenin de size doğru koştuğu yani tavşana doğru koştuğu aslında bir olay var. Bu yani çok 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 hızlı bir iş, hiç ummadığınız anda bir anda böyle değişebilir sektörünüz, işi bulabilirsiniz, yeni bir aşka girebilirsiniz, bir aşkın içinde bulabilirsiniz kendinizi. Ama işte bu kısmetiniz yani ya maddi ya manevi olarak büyük bir kısmetin içerisinde bulacaksınız kendinizi. Bakın burada da sanki bir kuş, uçan bir kuş ama çok büyük bir kuş, tombulca bir kuş var. Haberiniz de var. Yani güzel gelişmeler olacak. Bu fal tutanların hayatında böyle ani ve hızlı gelişmeler olabilir. Bekleyin bakalım. Bu faldan sonra inşallah böyle hayatınızda güzel şeyler gerçekleşsin. Bakın böyle ayak çıkmış iki tane. Şurada görebiliyor musunuz? Ayaklar iki taraf, ikisi de aynı tarafa doğru yönelmiş. Hayatınızın yönünü bulacaksınız ve hayatınızda bir şey için yol alacaksınız. Böyle sizin istediğiniz şekilde yol alacaksınız. Yani ayak basmışsınız ama bir değil iki ayağınız da gözüküyor. Yani hayatınızı bir yöne doğru çevirip o yolda da ilerleyeceksiniz. Sizin istediğiniz şekilde ilerleyecek. Ya bu bir ilişki olacak ya bir iş hayatında olacak. Sağlıkla ilgili olabilir ama hani böyle sizin istediğiniz şekilde ilerleyen bir durum gerçekleşecek. Bence bu fal gerçekten enerjisi çok yüksek. Çok güzel şeyler hissettim. Yani açarken de öyle hissetmiştim. Söylememiştim belki ama hani bundan başlamak istiyorum demiştim. Bu şimdi şöyle bir terazi çıkmış. Bir şey terazi demek bir şeyi dengede tutmak demektir. Hani terazinin de iki kefesi vardır ya böyle hani bir konuda çok denge sağlamaya çalışıyorsunuz. İşinizle çocuklarınız arasında, eşinizle aileniz arasında hani bir şey bir gel git oluyor. Yani bir şey dengeye de tutmaya çalışıyorsunuz. Hani İki tarafa da yetişmeniz gerekiyor. İki tarafı da ihmal etmemeniz gerekiyor. Belki iki tarafı da üzmek istemiyorsunuz ama arada dengeyi sağlarken biraz yoruluyorsunuz. Ve bir taraf daha ağır basıyor aslında. Aslında hani çocuklarınız tabii ki de herkesin çocuğu her şeyden önemlidir ama öbür tarafı da ihmal etmemeniz gerekiyor. Eşiniz de önemli ama aileniz de çok önemli. Hani ikisini de ama böyle bir denge sağlamaya çalışırken yorulduğunuz bir taraf daha ağır geldiği için öbür tarafı dengelemek için çok uğraştığınız bir durum çıkmış. Böyle bir okulla aile arasında kalabilirsiniz gibi gibi yani kişinin hayatına göre değişir bu. Bakın şu fallarda hep çıkıyor.
Genelde ama burada da çıkmış. Burada kocaman bir eşek çıkmış. Kulakları böyle havada bir tane. Böyle eşek kafası çıkmış. Yani eşek çıktığında ben hep diyorum böyle çok büyük bir yanlışlık yapan. Ya yani bir eşek var etrafınızda ama bu koca kulaklı, kocaman. Hani böyle gerçekten yaptığı hatalara doyamayan bir insan yani. Hani büyümüş de büyümüş. Bir bazı insanlar vardır hep diyorum ya bazı insanlar istemeden hata yapar. Bazen çok büyük hatalar da yapabiliriz. Yani gerçekten hepimiz insanız. Ben de hata yapmam hiç demeyin. Böyle hani hiçbir şeyi gerçekten asla demeyin. Asla dediğiniz şeyleri özellikle hani sözlere dikkat edin derler ya. Asla dediğinizde bir şey muhakkak yaparsınız siz bile. Hata yapılabilir, bir kere yapılabilir, çok da büyük olabilir ama o affedilebilir istenmediği için, tekrar olmadığı için ama bu öyle değil. Bu koca kulaklı, koca kafalı hani böyle yok anlamıyor. Yani aynı hataları yapan etrafınızda bir insan var. Kulaklarını da açmış sizi dinliyor. Yani aslında farkında siz artık şikayetçi oluyorsunuz bu durumdan. Rahatsız oluyorsunuz ama dinliyor, dinliyor ama yapacağını yapıyor tekrardan. Bir kişinin aynı hatalarıyla, benzer hatalarıyla karşılaşabilirsiniz. Bir topluluk içerisinde böyle bir 3-4 kişi bir şey konuşulmuş. Böyle hani gergin bir konuşma olmuş biraz sanki. Bir kişi üzülmüş yani. Hani çok böyle büyük bir kavga şeklinde değil ama böyle konuşulduğunda böyle bir taraf biraz bakın böyle boynunu bükmüş, üzülen biri çıkmış. Böyle bir 3-4 kişiyle ya da böyle bir konuşma olacak daha doğrusu ama bir kişi böyle boynunu büküp bu konuşmadan mutlu olmayacak. Bu siz de olabilirsiniz ama karşı taraf da olabilir. Söyleyeceğiniz şeyler onu çok 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 da mutlu etmeyebilir gibi çıkmış. Bakın bir iki insan var burada. İki insan birbiriyle konuşmak ve kavuşmak istiyor ama bakın iki taraf da istiyor. Şurada göstereceğim şimdi size. İki insan yüzü çıkmış sanki orada. Görüyor biliyor musunuz? İki insan yüzü ama silüet şeklinde. Bakın böyle. Şurada biri, şurada da başka biri var. Birinin kafası bu tarafa dönük, bir tarafı karşıya bakıyor. Yani bir insanla bir araya gelip konuşmayı düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Hani daha bir araya gelmemişsiniz ama biriyle ya kavuşmayı ümit ediyorsunuz, ya buluşmayı, ya görüşmeyi, ya bir şey konuşmayı istiyorsunuz aslında. Ama bir türlü fırsat olmuyor. Çünkü o kişi böyle biraz kırgın. İki taraftan biri kırgın, küs ya da bir uzak. Yani bu düşünceye biraz uzak bakıyor olabilir. Bu konuşma tekrardan bir araya gelme gibi konuşmuyor ama böyle çok istediğiniz, hayal ettiğiniz, tekrardan bir araya gelmek istediğiniz bir insan var. Böyle hep onun hayalini kuruyor olabilirsiniz. Hani bu hayal gibi çıkmış, daha gerçekleşmemiş ama gerçekleşebilir. Ve her şey bir hayalle başlar. Ben hayal kurulması gerektiğine inanıyorum. Bir şeye çok odaklanıp istersek muhakkak o gerçek oluyor hayatımızda. Bir araya geleceksiniz bence. Bir konuda bakın beli bükülmüş bir insan var. Çok çalışıyor. Sırtında kocaman bir yükü var bu insanın. Bakın böyle çalışıyor, didiniyor bir şey için. Bu siz ya da aileden biri olabilir. Çok emektar biri bu. Bu emektar kişi böyle artık hani yorulmuş o sırtındaki yükten beli bükülmüş. Çünkü karşısında nankör bir insan var sanki biraz. Bakın böyle oturmuş hem laf söylüyor hem de hiçbir şey yapmıyor. O onun için hizmet ediyor gibi. Yani ona hizmet ediyor derken direkt bireysel kişisel bir hizmet değil ama onun da hayatı devam etsin diye bu kişi çalışıyor olabilir. Bu kişi emek veriyor olabilir. Bu ilişki devam etsin diye olabilir gibi düşünün. Ama bu kişi karşısındaki kişi onun çok da hani kıymetini bilmiyor. Yani hani bu emeklerin karşısında bazı insanlar anlamıyor. Yani o insanlara değil 2 gün, 2 yıl ya da 20 yıl. Yani işte ömrünüzün sonuna kadar bazılarına hizmet edin, yapın, yardımcı olun, yapıcı davranın görmezler. Yani bazı insanların gözleri kör olarak dünyaya gelmiş bence. Farkındalığı çok düşük insanlardan uzak durun. Onlara ne yaparsanız yapın iyiliklerin asla farkına varmazlar. Yorulmuş bir insan çıkmış. Bu siz ya da ailenizden biri. Siz değerlendirin ama birisi çok yorgun çıkmış. Karşısındaki insan nankör gibi çıkmış. Onun yaptıkları iyilikleri fark etmiyor. Bir de üstüne laf söylüyormuş gibi çıkmış. Hatta bakın bu kişinin arkasında bir şu deve gidi şu taraf. Burada da bir F harfi var bakın. İsminde veya soy isminde olabilir şu. Hani çok şeyi hani bu nankörlük yapan, anlamayan insan gibi onun arkasına çıkmış. Bilmiyorum bu iki kişiyle bağlantılı bir harf bu bence. F harfi. Yorgun çıkmış bu kişi artık.
Bence bir sınır çizme zamanı. Şurada da araya bir sınır çizilmeye başlamış gibi. Belki de işte o sizden anlamayan insan varsa hani yaptığınız iyiliklerden artık ona sınır çizin yani. Kendi çocuğunuz bile olsa bazen bir yere kadar hani çocukları doğuruyoruz tamam ölene kadar sahipleniyoruz tabii bizim çocuğumuz ama bazen ayaklarının üzerinde durabilmesi için bazen onu bırakmak gerekiyor ki kendi dengesini kursun. O da bir birey, o da bir insan olarak hayatta bağlansın, tutulsun. Her zaman destek çıkıyoruz ama bazen o destek yokmuş gibi davranın. Hani tabii ki de görünmez bir destek her zaman onun ama güçlenmesi için bazen bırakmak gerekir. Hani bilmiyorum tabii çocuklar nankördür demiyorum burada çocuğunuz ya da bu öyle bir şey demiyorum ama hani şey manasında herkese her zaman destek vermek zorunda değiliz. Hayat öyle bir durum yok yani gibi demek istiyorum. Bence bu fal genel anlamıyla güzeldi. Bence aşkı ya da çok güzel bir haberle mutlu olacak, kalbinizi heyecanlandıracak bir şey var bu falda. Bu falın bence enerjisi bu. İnşallah öyle olur bunu tutanlar için. Bir de tabağımıza bakalım. Şimdi şöyle bakınca burada bir kadın, bir erkek sanki birbirleriyle sarılıyorlar gibi. Şöyle görebiliyor musunuz? Şurada bir kadın ve bir erkek sarmaş dolaş birliktelik var burada. Bakın burada biriyle çok yakınlaşacaksınız. O kadar böyle ya çok uzun zamandır görüşmediğiniz biri bu böyle çok iç içe sarılıp böyle o kadar mutlu olacaksınız ki ya da hayatınıza birini alıp öyle sarmaş dolaş öyle size iyi gelecek ki arkadaş olur, sevgili olur. Yani ben şeye çok inanıyorum. Hani sırf arkadaş eş tabii ki de eş çok önemli ama eş değil gerçekten içinize sizden bir sinen bir arkadaşlık, bir dostluk o kadar önemlidir ki sizi besleyen, sizi dinleyen, sizi anlayan, zor zamanınızda yanınızda olabilen insanın kıymetini çok bilin. Gerçekten bu paha biçilemez kıymetli bir insan. Ama bu eş de olabilir. Kişiye göre değişir. Birisiyle çok yakınlaşacaksınız ve bu size çok çok iyi gelecek. Yani yalnızlar için bir birliktelik, birlikteliği olanlar için daha iyi bir birliktelik, böyle daha güzel, samimi bir dönem olabilir. Ama ben ilişki istemiyorum ya da ilişkimde zaten sorun yok diyenler için bence çok yakın bir arkadaşlık, bir dostluk hayatınıza biri girecek. Bu da size çok iyi gelecek. Bu fal bence hani siyah fincanın aksine çok da beyaz, çok temiz, çok güzel çıktı. Her şey mükemmel çıktı bence. İnşallah da öyle olsun. Yine olumlamalar yapalım. Yine güzel cümlelerle bitirelim. Ben çok sözlere inanıyorum. Sözlerin gücüne çok inanıyorum. Bir şeyi zaten çok tekrarladığımızda, bilinçaltımıza kodlandığımızda, bilinçaltımız bunu varmış gibi kabul ediyor. 21 gün aynı şeyi tekrarladığımızda, en azından hiçbir şey olmasa bile olan şeyleri olduğu gibi kabul edip mutluluk hormonu salgılamaya başlar. O yüzden mutluymuş gibi konuşun, mutluymuş gibi, her şey güzelmiş ve güzel olacakmış gibi konuşun. Gerçekten bu zihniniz için çok önemli. Şimdi ilk falımız böyle çıktı. İkinciyi tutanlar için bakalım neler çıktı. İkinci beyaz fincanımızı bakın bir böyle sıçrayan gözyaşı çıktı böyle. Sıçradı böyle resmen açınca. Ama bu gözyaşları böyle hani sevinç gözyaşları da olabilir. Çok karanlık çıkmadı. Sevinç gözyaşları olabilirmiş gibi geldi bana. Bir şey için böyle ani aldığınız bir haberle sevinebilirsiniz. Sevinç gözyaşları olabilir. İnşallah öyle olsun. Şöyle açıp bakınca sizler de bir görün. Çok da böyle karanlık bir fal değil bu. Böyle çok hani iç karartıcı değil. Hatta böyle yarım ay şeklinde dolunayın bir tarafı böyle açılmış gibi. Bir konuda içiniz ferahlayacak artık böyle sıkıntılar yeride kalabilir. Falın bu tarafına bakınca burası hane ve özel hayat simgeliyor. Burası kalabalık çıktı. Bu aralar böyle hayatınızda kalabalık insanlarla görüşeceksiniz. Olaylar olacak, hareketli bir dönem. Bu falı açan seçenler için böyle her yere yetişmeye çalışacaksınız ama hayatınız o kadar renklenecek ki böyle hani aileye, işe, sevdiklerinize, herkese yetişmeye çalışan, bakın kollarını, bacakları her yere bir yere yetişmeye çalışan bir insan olacak. Siz böyle çok keyifli bir zaman geçirken ya bir köpek çıkmış burada, bir dostunuz olacak ya çok samimi olacaksınız bir insanla. Bu iş yerinde tanıdığınız bir insandır. Hani bazen ya da arkadaş çevrenizdeki bir insan. O işte bu zaman zarfında ona daha da yakınlaşacaksınız, daha samimi olacaksınız. Bazen öyledir yani böyle bir yıldır tanırsınız ama sonra bir şey sizi yakınlaştırır ve siz onunla artık daha samimi olursunuz. Biriyle daha samimi olacaksınız. Keyifli bir dönem başlayacak sanki ya böyle hani hareketli insanlarla görüşüldüğü falan filan böyle bir kalabalık durum çıkmış. Bir de bakalım şurada sanki siz göremiyor musunuz gibi ekrandan da bakmaya çalışıyorum size göstermek için. Burada karşıda bir bakın melek kanatları çıkmış böyle güçlü ayakta duran bir insan var. Yani siz birine burada da bir kadın ve yanında bir çocuk gibi ya da bir iki kişi var. Bağlantınız olan bir ya da birden fazla insan olabilir. Bu iki kişi olabilir.
Çok güçlü ve melek kanatlarınızı açmışsınız. Yani hayatınızda iki kişiye çok yardımcı olacaksınız. Yani ya oluyorsunuz ya olacaksınız bu dönem. Böyle hem çok güçlüsünüz hem melek gibisiniz. Yani birine o kadar çok destek oluyorsunuz, o kadar destek olacaksınız ki. Yani siz onun hayatının meleği olacaksınız. Hani böyle yardım meleği. Artık bu kişi bir tanesi özellikle bakın böyle daha düşmüş yerde eğilmiş gibi bir konuda işte bir maddi ya da manevi konuda ona destek olacaksınız. Hani iyi ki sen varsın diyecek belki bir anda karşınıza gelip iyi ki sen varsın, iyi ki bana hani yol gösterdin, iyi ki bana en zor günümde para verdin diyebilir. Çok çok büyük destekçi olduğunuz iki insan çıkmış hani bir kişi de değil sanki. Bu çok güzel bir şey. Bence herkes keşke iyilik yapsa. Yaptığımız iyiliklerin katlanarak bize döndüğüne inanıyorum ben. Gerçekten. Kötülük yapıyorsak o da zaman içerisinde. Dikkat edin bakın bir insan bir şeyi birini çok kınıyorsa ben hayatımda çok gözlemledim. Yani insanlar kınadığını o kadar çok yaşıyor ki yani o yüzden hani iyilik yapıyorsanız da o size katlanarak geri gelecek. Burada bu falda o çıkmış. Yani bu insan başkalarına çok yardım ediyor ve o da katlanarak o da dönsün inşallah dönsün. Öyle bir enerji yayalım, öyle düşünelim. Gerçekten öyle olacağına da inanıyorum ben. Yalnız bir şeyler var. Birileriyle tartışma. Bakın böyle bir güçlü bir insan. Bak burada bir kolu var. Kolunu biraz bozdum. Bir tane de kolu burada. Birisi size herhangi bir konuda gelip hesap soruyor. Ya da siz hesap soracak olabilirsiniz. Yani bazen bir olay olur ya. Ya sen bunu nasıl dedin ya da sen bunu nasıl yaptın diye hesap sorarız ya. Bir karmaşık bir konu olacak. Bir tartışma ortamı gibi. Aslında böyle çok büyük problem değil bu aslında ama hani böyle bir şeyin hesabı sorulacak. Yani ya geçmişte gelen kalan bir olayınız varsa bir durumunuz, o geçmişteki olay bile gündeme gelecek. Biriyle karşılaşırsanız ya böyle böyle olmuştu zamanda ama neden sen bunu yaptın? Ya size gelip hesap sorabilirler ya da siz hani bunu bana nasıl yaptın, bunu bana nasıl söyledin dediğiniz bir hesaplaşma durumu çıkmış. Biriyle bir hesaplaşma olacak. Hani çok büyük bir şey değil belki ama belki istenerek de yapılan bir şey değil ama bir hesaplaşma vakti gelmiş biriyle. O kişiyle karşılaşacaksınız. Hani bir gün birine yanlış yaptıysanız onun hesabını da vermek zorunda kalabiliyoruz bazen maalesef. Ama size de biri yanlış yaptıysa işte o zaman onun hesabını verme zamanı gelmiş sanırım. Ailece bakın şurada oturmuş 3 kişi karar veriyor. 3-4 de olabilir. Çocuklu bir aile var şu altta. Bir konuda karar verecekler. Bir aile ya bir taşınma ya bir işle ilgili ya bir evli çocuklarıyla ilgili bir konuda. Bakın böyle bir karar verme durumu çıkmış. Ya yani bu siz veya ailenizden biri olabilir ama ailece oturmuş çekirdek aile bir karara varacaklar ve onlar için güzel bir karar olacak. Bu yeni bir başlangıç ya çocuklarının eğitimiyle ilgili ya işleriyle ilgili ya ev taşımayla ilgili ama hani bu onlara çok iyi gelecek bir ailecek verilen bir karar çıkmış. Temiz de çıkmış. Şurada bir L harfi var. Bakın böyle L harfi ismine veya soy ismine L harfi olan bir insana boğa gibi bir şey figürü de çıkmış. Bir haber gelecek, çok güçlendirecek o kişiyi. Çevrenizde bir düşünün bakalım. İsminde veya soy isminde L harfi olan biri var mı? Bu kişiye böyle bir haber gelecek. O kişi böyle inanılmaz boğa çıkmış bakın üstünde böyle yan duran bir boğa. O kişiyi aldıktan sonra bu haberi çok güçlenecek yani. Hani böyle bir sınavı kazanabilir, çok iyi bir eğitim alabilir. İşte o kişi güzel bir işe girebilir. Sonrası çok iyi olacak onun için. Hayatına biri girebilir, çok çok mutlu olabilir ama bu kişiyi böyle o olay güçlendirecek. Hani demeyin ki nasıl güçlenecek? Her olay ya da her iş ya da her birliktelik insanı güçlendirmez. Bazen biriyle birlikte olursunuz. Yani akıllara zarar. Keşke olmasaydım dersiniz bittiğinde. Size hiçbir şey vermediği, katmadığı gibi bir de sizden bir sürü şey almış. O 2-3 yılınız çöptür yani. Zamanınızı ziyan etmiştir. Hani ona vereceğiniz emekle 2 yıl bir şeyle uğraşsanız. Bak ben inanın gerçekten hep söylüyorum böyle ama bazen hani bunları söylediğim için eleştiri alıyorum yorumlarda ama söylemeden de vazgeçemiyorum. Çünkü bu benim şeyim yani bakış açım hayata. Şimdi birisine eğer bazen 2-3 yıl emek veriyoruz, ilişkiyi düzeltmeye çalışıyoruz ya inanın birisi yanlış yapmaya başladığını fark ettiğinizde lütfen onunla iletişiminizi kesin. Çünkü o devamı gelecek, onun yalanlarının sonu gelmeyecek, yalanları devam edecek. O sizi aldatıyorsa aldatmaya devam edecek. Onun karakterini değiştiremezsiniz belli bir süre sonra. Sadece çırpınırsınız. Olan ne olur biliyor musunuz? 2-3 yılınız olur. Ya o 2-3 yılla 2-3 yılı siz kendinizi geliştirmek için, kendinize bir şey katmak için, kendinize bir meslek edinmek için katsınız. Ya okumadım ya da işte ben bilmiyorum ya da işte vesaire hep bahaneler buluyoruz ama gereksiz bir aşkın peşine, gereksiz biriyle ilgili 3 yılımızı harcayabiliyoruz. Çöp.
Bir ilişki sizi beslemiyorsa başta, hele ki başta beslemiyorsa zaten sonu onun ziyandır zaten. O yüzden başta kesin. Ama bu hani bu L harfine olacak insana böyle besleyecek onu. Ona gelen ilişki onun vizyonu değiştirebilir, bakış açısını değiştirebilir, hayat tarzını güzelleştirebilir. O iş o kişiye çok iyi gelebilir, daha çok para kazanabilir, daha çok ortamlara girebilir gibi gibi. Düşünün bakalım inşallah etrafınızda inşallah sizsinizdir ya da L harfi çıkmış. Böyle bir durum. Ben şeye de inanıyorum. Her ilişki insana bir şey katmak için de bir şey öğretmek için gelir. Hani hiçbir şey katmıyor da denmez. İlla ki en azından kötülüğü anlatırsa yalanı, dolanı, aldatan erkeği, kadını çok iyi tanırsınız. Ondan sonra hayatınızda öyle bir insan almazsınız. Onu öğretmiş olur. İlla ki kötü de olsa bir deneyim kazandırır size. Değil mi? Yani şimdi bu falda böyle bence bir hareketlilik var sürekli böyle bir insanların içerisine gireceksiniz ama girdiğiniz ortamlarda biriyle sırt sırta dikkat edin böyle kendinizi de frenlemeye çalışın eğer kaybetmek istemediğiniz biri ise biriyle kırılıp darılabilirsiniz bakın böyle çok kalabalık hareketli ortamlar vesaire derken bir ortamda da biriyle sırt sırta vermişsiniz bir arkadaşınızla ya da akrabalarınızdan biriyle ters düşebilirsiniz dediğim gibi eğer ki kaybetmek istemediğiniz biri ise ve tartışmaya girerseniz hani bu falı da dinlediyseniz şey yapın ya ben bunu kaybetmek istemiyorum böyle bir şey de duymuştum hani ben kendimi biraz tutayım frenleyeyim demeye çalışın belki de sonradan pişman olmayın çünkü biriyle aranız açılabilir dargınlık gibi çıkmış ufak bir gelişme çıkmış bir de biri var etrafınıza gelip size bakın şurada bir insan size böyle dik duruyor böyle hani bu çok genç ya çok güzel çok bilgili çok böyle kafası çalışan hani böyle zinde zehir gibi derler ya böyle dimdik duran bir insan birisi gelecek size bir sırrını anlatacak bir söz bir şey verecek hani böyle kendiyle ilgili şaşıracaksınız böyle bir samimi bir ortam hep böyle hareket çıkmış burada bu falda güzel neşeli bir ortama gireceksiniz böyle bayağı bir hareketli bir dönem çıkmış inşallah güzel şeyler yaşarsınız şimdi bakalım bir de tabağımızda neler çıkmış bazen tabakta da çok şey çıkabiliyor. Şimdi böyle bakın, böyle bir şey yaptıkça bu devamı geliyor, bırakamıyorum. Çünkü devrilecek, dökülecek gibi oluyor. Şöyle sizin için bir yükseliş dönemi çıkmış bence. Şöyle baktığınızda böyle bir ormanlık alan gibi şurası. Yani ve bir nasıl diyeyim? Yükseliş gibi. Bir şeyin böyle ağaç yükselmektir. Maddi ferahlıktır. Böyle maddi olarak ferahladığınız bir döneme gireceksiniz. Maddiyat her şey değil. Evet önce sağlık, önce huzur kesinlikle. Ama inanın bu yaşadığımız çağda maddiyat çok önemli. Bu falda bunu simgelemiş olabilir. İnşallah bollu, bereketli, kazançlı bir dönem sizi bekliyordur. Öyle diyelim. Olumlamalarla yine bitirelim. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.